Sevgili anne babalar, iyi günler. Bugün yine bilgilendirici kısa videolarımızdan bir tanesiyle başlıyoruz. Eminim, umuyorum işinize yarıyordur, bilgilenmek hoşunuza gidiyordur diye düşünüyorum. Evet, önümüz yaz, artık sıcaklar başladı, havalar güneşli. Tatile gidiyoruz veya gitmesek bile çocuğumuz sürekli güneşle temas halinde. Bu konuya aslında daha sonra değineceğim ama tatile giderken yanınızda bulunması gereken önemli ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Çocuklarda en sık gördüğümüz şikayetlerden bir tanesi ateş. O yüzden mutlaka parasetamol içeren, eğer çocuğunuz 6 aydan büyükse ibuprofen içeren şurupları yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Küçük bebeklerde eğer şurup uygun görmüyorsanız o zaman fitil yine kullanabilirsiniz. Bazen güneşten yanık olabilir, böcek sokmaları olabilir. Mutlaka yanınızda antihistaminikli jeller bulunuyor. Biliyorsunuz maalesef ilaç markası söyleyemiyoruz. Bu tür jellerden yanınızda bulundurabilirsiniz. Gerçek yanıklar için bunun başka bir muadili yok. Silverdin dediğimiz meşhur bir yanık kremimiz var. Bundan mutlaka yanınızda bulunmalı. Soğuk algınlığı olabilir. Burun salgılarını azaltan şuruplar mümkünse 2 yaştan önce kullanılmamalı. Daha çok burun temizliği yapılabilecek serum fizyolojikli damlalar veya çocuk 6 ayın üzerinde ise yaşına uygun ilaçlı burun tıkanıklığını açan damlalar yanınızda bulunmalı. Ayrıca mutlaka sinek kovucu şeyler bulunmalı. Yalnız bu kimyasal içeren sinek kovucuları çok fazla önermiyoruz. Bitkisel olan, bebeğin açıkta kalan yerlerine sürülebilecek çeşitli sinek kovucular var. Yine tablet veya likit şeklinde elektriğe takılanları zaten 1 yaşından önce kesinlikle önermiyoruz. Güneşe çıkmadan önce de mutlaka 50 faktörlü bir güneş kremi yanınızda olmalı. 50 artı. İyi marka, çok fazla merdiven altı bir şey almanızı tavsiye etmem. İshal için mutlaka probiyotik yanınızda bulunmalı. Bulantı kusma için de çocuğun kilosuna göre verilebilecek şuruplar veya bebek küçükse günde 2 kere kullanabileceğiniz yine bulantı kusma fitilleri var. Ancak çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu bahsettiğim ilaçların hepsi sadece belirtileri ortadan kaldırır. Hastalığı tedavi etmez. Özellikle belirtiler çok şiddetli ve yoğun olarak görünüyorsa kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı ve başka tedaviler gerekip gerekmediğinin belirlenmesi önemli. Güneş demiştim, biraz konu uzadı. Güneşi de mutlaka detaylarıyla bundan sonraki videomuzda konuşacağız. İyi günler diliyorum.